İyi akşamlar. Bu akşam özel bir yayında karşınızdayız. Türkiye'nin nabzı özelde sıcak siyasetten biraz uzaklaşacağız ama Türkiye gündeminden çok da fazla uzaklaşmayacağız. Ahmet Mahmut Ünlü, namı diğer Cübbeli Ahmet Hoca bu akşam Türkiye'nin nabzı özel programında konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Ünlü. Hoş bulduk efendim. Sağ olun efendim, yayın davetinizi kabul ettiğiniz için. Sağ olun. Ben evvelce de sözüm vardı size ama birkaç sene oldu. Evet. Benim böyle bir adetim var, söz verdim gün vermem. Onun için çünkü gün verirsem mesul oluyorum. Evet, bugüne kısmet. Yani söz bazı 20 sene sonra ifa ettiğim sözlerim de oluyor. Evet. Yine sizinki erken oldu yani. Yine o zaman şanslıyım, 2 yıl olmuş. Şimdi efendim Sayın Ünlü ile tarikatleri, cemaatleri konuşacağız. Nakşibendiliğin Osmanlı'dan Türkiye'ye nasıl bir süreç geçirdiğini, Diyanet'in din öğretimi ve en son verdiği fetvaları, yaptığı açıklamaları, mehdilik, velilik ve müştehitlik kavramlarının İslam'daki karşılığını konuşacağız. Şöyle bir özetlemeye çalışacağım ama Sayın Ünlü ile birçok meseleyi bu akşam masaya yatıracağız. Çok daha fazlasını konuşacağız. Benim moderatörümde gazeteci arkadaşlarım, Sözcü gazetesi büyüğümüz, Ankara temsilcisi Saygı Öztürk ve Habertürk'ten Beyiz Ateş ve Mehmet Akif Ersoy'a da sorularını yöneltecekler. Aslında bu akşam Mehmet Akif Ersoy'un yayın günüydü. 2 yıl dedi Sayın Ünlü, beklediğim yayından dolayı bugün yayın gününü bana verdi. O da bu akşam soru soracak, benim moderatörüme soruları yönlendirecek. Sizler de hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Sayın Ünlü, şöyle başlayalım. Çok başlığımız, meselemiz var sizle konuşmak istediğimiz ama. Şimdi Sayın Erdoğan, İsmaila camiası önde gelen isimlerinden Hasan Kılıç'ı ziyaret etti. Emin Saraç ve Mahmut Efendi'nin oğlu Ahmet Usta Osmanoğlu da hazır bulundu burada. Emin Saraç bulunmadı. Bulunmadı mı? Emin Saraç yaşlıdır. Önce Emin Saraç Hoca'ya gitti. Sonra resim paylaşılmamış. Evet. Hasan Hoca Efendi'nin yanında Emin Saraç Hoca yok efendim. Peki neler konuşuldu bu ziyarette? Herkes kamuoyu çok merak etti. Fotoğraflar yani, çıktı ama. Şimdi benim şeyim yani bir özelliğim aslında yok da siz bana bir özel şey veriyorsunuz. Yani işte programın adına da özel koyuyorsunuz her çıktığımda falan. Benim yani çok vasatın altı bir durumum var. Hiçbir bir sosyalliğim var ama yani hakikaten ben değişik bir şeyler konuşuyor muyum bilmiyorum. Teşekkür ederim yani bize. Yayın daveti olduğundan beri titizsiniz sosyal medyada. Herkes merak ediyor. Bilmiyorum ben şimdi kırmızı koltuk daha bir şey söylemeden bu kırmızı koltuk için de çok uygun görmedim ama siz dediniz böyle yani şeyimizi bozmayalım yoksa benim yani şeyim değil. Hiçbir vasfım olmayan bir şeyim. Kırmızı koltuğa bir vasıf lazım yani. Estağfurullah. Şimdi efendim Tayyip Bey'in bu ziyaretine acayip anlamlar yüklediler. Yani öyle bir şeyler yazmış Sabahattin Önkibar. Yani kendi de inanmamıştır belki ama o da Twitter'da ona haber yapmış. İşte cemaatta üçe bölünme var. İşte partilere azalmış bir şeyler. Yani hiç aslı astarı olmayan Tayyip Bey'in hiç böyle bir gaye gütmediği. Yani benim reyim artsın, reyim azalıyor. Ben tenzih ederim ben Tayyip Bey. Çünkü Tayyip Bey'in şöyle bir huyu var. Çok vefalıdır. Ama bu vefası tabii gençliğinde, İmam Hatip çocukluk yıllarında ve sonrasında hukuku olan kişilere vefalıdır. Bu şeyi geçmişteki bağını hiç kopartmıyor. Bunu biz de gözlemliyoruz. Tabii bizden yaşı büyük olduğu için, 10 yaş büyük olduğu için bizim eski tanıştığımız var ama onlar tabii onun büyükleri. Şimdi Hasan Efendi 92 yaşında. Şimdi Hasan Efendi orada belki genç gibi yüzleri bu mübareklerin teheccüd kıldıkları için çok namaz, abdest, zikir. Bunlar hep genç dururlar. Bizim Mahmut Efendi 95 yaşında yüzü çok genç durur. Bunların böyle bir özelliği var. Ondan dolayı Hasan Efendi çok yaşlı olduğu herhalde o resimde anlaşılmamış. İki, Kemal Efendi zannetmişler. Herkes Kemal Efendi ziyaret diye resim Hasan Efendi'nin millet Kemal Efendi yazıyor altına. Çünkü tanımıyorlar. Yani Hasan Efendi Kemal Efendi'den de 10 yaş büyüktür yani. Dolayısıyla Hasan Efendi Mahmut Efendi Hazretleri'nin vasisidir. Efendim dünürüdür. İki oğlunda Hasan Efendi'nin iki kızı var. Birçok yönden Mahmut Efendi Hazretleri'nden sonra gelen isimdir. Dolayısıyla Hasan Efendi de hasta oldu. Cumalara zor çıkıyor falan diye. Bir yine Tayyip Bey'in eski hatını saydı. İsmini vermeyeyim. Bir acı amcamız telefon etmiş. Onunla da bayağı uzun görüşmüş. O da onun çok eski dostudur. O da demiş ki Hasan Efendi hasta. Epeydir de gelmiyorsun. Bu telefon 2 gün evvel olmuş. Burada bir planlama da yok. Çünkü Hasan Efendi'nin oğlu falan camide namaz kıldırmış. Selam vermiş. Telefon gelmiş falan.
Çünkü Efendim Hasan'ın oğlu Ahmet Hoca Çavuşbaşı'ndaymış. Yani bunların hiçbiri planlı olsa onlar önce orada hazır olurlar. Ani bir telefon gelmiş. Spontan gelişti. Her şey kendiliğinden gelişti yani. Kardeş gelmişler, gecikmişler falan. Tayyip Bey de önce Emin Saraç Hoca'ya diye haber aldım. Ziyaret yapmış. Emin Saraç Hoca da zaten 90 küsur yaşlarında. Hocamız, büyüğümüz. O ziyaretten herhalde aramış. Ben geliyorum demiş. Hı hı. Hasan Efendi hocamızla hafızası yerinde. Yani konuşabiliyor Hasan Efendi hocamızın melekeleri yerinde olduğu için. Muhabbet olmuş. 1,5 saat kadar herhalde diye duydum. Ne konuşulmuş? Yani böyle vefa dediğim için eski günler işte Mahmud Efendi Hazretleri'yle yaşananlar, Hasan Efendi'nin sağlık durumu. Tayyip Bey sağlık şeylerine çok ilgilenir. Yani böyle işte suyunuz mu var, buyunuz mu var, ona doktor ayarlar, böyle bildiğim için huylarını. Böyle gelişen olaylar. Başka ben biliyorsunuz bizim İsmail Ağa cemaatinde bir milletvekili istenmez. Bir bakanlık istenmemiştir bugüne kadar. Usulümüzde yoktur. Tipimiz şeklimizde müsait değildir. Böyle bir şeyler asla olmaz. İhale olmaz. Yani yok. Bizim camiamız olarak gazeteci abilerimiz, kardeşlerimiz daha bilirler. Bizde böyle bir şeyler olmadığına göre bu bir ailevi muhabbet. İşte Hoca Efendi'nin sağlığını sormuş. Oradaki Tayyip Bey çok sosyal. Bir de o şeyden çarşamba mezunu. İmam Hatip de çarşamba mezunudur. Dolayısıyla herkesin ailesinden çok tanıdıkları var. Bunların hepsine o arada telefon ediliyor biliyorsunuz. Geldi, onunla bir konuşalım ya, onu bir arayın. Ona selam, ona kelam. Böyle bir saat geçmiş. Ben özel bir siyasi bir şey asla konuşulmamış. Yani çünkü çok mana yükleyenler oldu. Bilmiyorum işte, sorusu olan var yani mı? Yani seçimler yaklaşıyor işte. Dolayısıyla hatta ondan dolayı... Seçimin erken olduğunu işareti bile diyen oldu. Bu cemaat için meseleler de konuşuldu deniliyor. Buna benzer bir şey konuşuldu. Cemaat içi meselelerden çok haber almadım. Yani şöyle cemaat içi meseleler. Cemaat içi meselemiz esasen yok. Fakat şu var. Yani Tayyip Bey bazı belki insanların konuşma şekillerinin zarar verdiğini veyahut da sivri olduğu gibi konularda şey yapmış olabilir. Mesela, tahmin ediyorum. Mesela. Yani işte bazı çıkışlar işte şu şekil yaklaşılmasın, toplum böyle gerilmesin veyahut da konuşulurken biraz daha mütesahil izlensin, yol izlensin falan. Sizin bu, oluyor mu böyle görüşmeleriniz? Bu gibi şeyler olabilir yani. Bunları tahmin ediyorum. Ben bilgim yok. Mehmet Akif Bey'in bir sorusu var. Mehmet Akif Sizin oluyor mu böyle görüşmeleriniz Sayın Cumhurbaşkanı'yla bu bağlamda? Bazı vesilelerle oluyordur yani. Cenaze oluyor. İşte efendim hapisten çıkıyorsun bilmem ne. İşte geçmiş olsun var şeyler oluyor yani. Şimdi hep hiç olmuyor desem o da en doğru. En son ne zaman görüştünüz Sayın Erdoğan'la? Yani şimdi onun gün saat vermek... Az önce vermişsiniz. Yok, la tekul külle sıfın ve la tekul gayra sıfın demiş. Doğrudan başkasını söyleme, her doğruyu da söyleme. Yani yalan söylemem ama her doğruyu da söylemeyelim. Zaman vermiyor, röportajla ilgili de vermiyor. Yapacağız ama zaman. Evet. Hocam şimdi cemaatlere, tarikatlara karşı... Siyasetçilerin bu ilgileri neden kaynaklanıyor hocam? Şimdi Tayyip Bey'in İsmail... Yok, Tayyip Bey olarak söylemeyin. Genelde var böyle bu. Şimdi bakın, bir Demirel'in ilgisi vardı. Efendim, Erbakan Hoca'nın çok daha fazla ilgisi vardı. İşte Muhsin abinin yakın bir hukuku vardı, rahmetullahi. Bunları ben hep beraber, rahmetli Türkeş'im vardı. Bizim evde görüştürdük, efendiyle kaç kere ben buluştururdum. Bunların hepsini ben çocukluğumdan beri işin içindeyim ama... Şimdi Tayyip Bey'deki şu şey farkı şu. Çarşamba İmam Hatip'ten mezun olması. İsmaila Camii'nin çarşambada olması. İmam Ama Hatip'teki, İmam Hatip'teki bütün çocukların şey cumaları İsmaila'da kılması. Şöyle yani bütün efendim. İmam Hatip'li. Orada o zaman İmam Hatip yok. Bir orası var. Şu anlamda söylüyorum. Şimdi tamam Tayyip Bey burada mesela sizi Hasan geldi. Efendi'nin bir aile dostu. Ilgili yani, diğer tarikatlar da var efendim. Diğer tarikatlara da ilgi çok biliyorsun siyasetçilerden. Evet. Yani siyasetçilerin bu kadar ilgili olmasının tek nedeni yani böyle o için mi, başka bir sebep var mı sizce? Yok işte ben şimdi diyorum o için olabilir ama o için yani olmadığını söyleyemem diğerleri için. Fakat şimdi Tayyip Bey'in İsmail Ağa'yla ilgisi Efendim Hasan'ın oğlu Ahmet Hoca'yla Ahmet Hoca 70 yaşında diyelim Tayyip Bey'den bir 5 yaş büyük, gençlikleri beraber geçmiş. Yani şimdi diyorlar ki Mahmut Usta Osmanoğlu'nun oğlu Ahmet Usta Osmanoğlu bilmem ne olaylar var, ne pazarlık mı var bilmem. Yani şimdi Ahmet Usta Osmanoğlu'ndan Tayyip Bey gençlikten arkadaş, gençlikleri beraber geçmiş. Şimdi onu bir normal başka bir cemaattaki Şeyh Efendi'nin oğluyla kıyas edilmesi
burada Sayın Ünlü, ama burada yani. Saygı Bey'in sormaya çalıştığı şu. Yani Sayın Erdoğan'la sizin cemaatinizin görüşmesinden evet. daha ziyade siyasetçi cemaat ilişkisi. Siz bu ilişkiyi doğru buluyor musunuz? Ya yani genel şimdi, genel ilkelerden bahsediyoruz. Şimdi bazı isimler çıkıyor, işte geçenlerde çıktı işte diyor, evimizde 10 tane bakanın toplantı olduğu günler oluyor veya falan falan, bakan bizim çocuğumuz bizim evde yetişti gibi açıklamalarda biliyorsunuz oluyor. Yani bunların bu şekilde böyle ilişkilerin olduğu doğrudur. Bir de efendim mesela siyasetçilerden siz cemaat olarak ne istiyorsunuz? Sizin talepleriniz ne oluyor? Mesela siz ne istersiniz? İşte onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi her cemaati ben bir şey kefeye koyamam aynı sizin kefeye. Sizin cemaat ne ister bizim mesela? Şimdi bizim İsmail'i öbürlerini de az çok görüyoruz, biliyoruz ama bizim İsmail'i doğduk büyüdük orada, ben 5 yaşından beri aklım başımda. Şimdi 50 sene hemen hemen 50 seneyi biliyorum. 45'i çok iyi biliyorum. Burada her bayram Türkeş gelirdi, Demirel gelmezdi. Rahmetli o Halit. O zaman bir siyasi gücünüz var ki geliyor. Yani Halit Gürbüzler yani. Abi ama rey almak için değil. Mesela şimdi Demirel'e bir kere rey verildiğini ben bilmiyorum. Ama Halit abi vardı, Ali Aydar Efendi'nin oğlu Gürbüzler, ülkelerinde evet. Sabri ülkelerinde bacanağıydı. Halit abinin evine gelirdi. Halit abi de bizim efendiyi çağırırdı, Mahmut Efendi'yi çağırırdı. Orada görüşülürdü. Şimdi Mahmut Efendi ne der? Şimdi Mahmut Efendi hiçbir zaman milletvekili, bakanlık hiçbir şey istemez. Ona der ki işte hanımını kapat, Nazmiye Hanım'ı kapat. Şimdi Mahmut Efendi böyle bir şey. Var mı bir tane daha böyle bir şey? Sakal bırak. Sakal bırak bile dediği var. Yani Nazmiye Hanım'ı kapat der. Şimdi o Allah peygamber yani Kur'an'da ne var? Nazmiye Hanım'a da aynı, Şaziye Hanım'a da aynı. Yani Erbakan Hoca'nın kızlarını işte okula göndermiş. Artık Amerika'ya mı avro bir şey olmuş. Erbakan Hoca'yı da zaten çok görüşür. Haber gönderir. Selam gönderir. Geldi mi söyler. Ya bu uzak şeylere mahremsiz. Kız çocuğu seferi mesafe vesaire gönderme. Şimdi bu Mahmut Efendi gibi bir insan daha bulabilir miyiz? Kıyas edebileceğiniz bir şey midir? Bu kadar piyasayı biliyorsunuz. Evet. Yani kıyas edilmez. Onun, o kişinin kendi iyiliği. Onun bir işte daha düzgün olması, işte namaz kılması, cemaatle kılması falan böyle. Hatta bu yüzden Mahmut Efendi, haşa benim için demiyorum ama bazıları da ya çok küçük işlerle uğraşılıyor. Ama tabii bir çevresi var diye de ziyarete gelirler. Şimdi bu gelenler niye geliyorlar? Çevresinden belki rey kaparız diye mi geliyorlar? Mesele siyasetçilerin gelmesi diyorsunuz. Siyasetçiler mesele burada. Siyasetçilerin gelmesi ama Mahmut Efendi hocamız... son yani ben yoktum. Özal Çankaya Köşkü'ne çağırmış. En son zaten yine Erbakan Hoca ortalık patladı. 28 Şubat yemeğe çağırdı. Allah'tan biz gitmemişiz. O yemeğe gidenler hepsinin başına gelmeyen kalmadı. Şimdi o yemekten bizi adam yerine koymamışlar, çağırmamışlar. Halbuki bizi refahın oy deposu diye cumhuriyetler, bütün manşetler de benim. Efendim, şimdi... Ama Mahmut Efendi çağırmışlar. Yanında da iki kişi kalkmış gitmiş. Şimdi burada bütün hocaları çağırmış. Erbakan Hoca. Şöyle yani sormak iyi niyetle lazım. Çağırmış. Ben bir tabii, şey demiyorum. Tabii, ona bir tek diyeyim. Oraya gitti. Bir de Özal çağırmış. İşte vefatından bir hafta evvel. Şöyle söyleyeyim. Çankaya Köşkü'ne gitmiş. Ona şöyle da 3 saat anlatmış. Şimdi diyelim ki İsmail Ağa cemaati. Bir seçim yaklaştı. Seçim yaklaştığı zaman herkes kendi iradesiyle mi oy veriyor? Yoksa ya cemaatin bir işareti mi oluyor? Mesela bunu diğer samimi olarak söyle. Göre, herhangi bir cemaat. Diğer tabii cemaat, tabii biz ona şey yaparak söylüyoruz. Yok, diğer cemaatlerde tulum çıkar, torba. Bizim cemaatta yine en fazla özgür irade olan cemaattir. Yani Türkiye'deki diğer tüm cemaatlerde tulum çıkar. Tulum çıkar mı diyorsunuz? Ekseriyet tulum çıkar. Sizin farkınız şey, ne? Bizim farkımız bizde biraz daha herkes hoca. Herkes kafasını İçtihat ediyor herkes. İçtihat ediyor. Bizde biraz hoca bir... ilmi seviye fazladır. Medrese seviyesi Mahmut Efendi bir şey dese orada bir sorun olmaz. Ama Mahmut Efendi hiçbir zaman blok halinde kürsüden alttan böyle bir ilanını duymadım. Ama şöyle ama olur şimdi hocam. En yakın kimse mesela evet. Ama bakın Mahmut Efendi fetva göre iş yapar. Şimdi Erbakan Hocalar yasaklandı. Yasaklanınca biz de o zaman Erbakan Hoca'ya çok şey yaptık. Yani hakikaten kürsülerden de yaptım. O zaman serbestim. Efendim bütün manşetler ben şimdi hakkımdaki haberleri çıkarttım. 2000'den evvel 700 tane çıktı. 2000'den evvel. Benim yaşım kaç? 2000'den sonra 5000 çıktı. 5000 çıktı. Bütün anlı şanlı gazeteler. Çuvallara sığmıyor. Şimdi onları tasnif ediyoruz. Şimdi 2000'den evvel 600-700 haber. Bunun çoğu Refah'ın oy deposu. Zaten Çavuşbaşı Külliyesi Refah'ın oy deposu diye elimden alındı. Çevik bir
tapu verdi, zilyesi, mesela malımıza. Bakın, şimdi benim bu işte, benim siyasi şeyim var. Ama Mahmut Efendi imam idi, emekli oldu. Ben memur hiç olmadım. Memur hiç olmadım. Erbakan Hoca'ya. Fakat şu var, yani şimdi Erbakan Hoca dedi ki o zaman boşa atılacak. Yani şunu demek istiyorum. Bir Erbakan bağlılığı olsa onun dediğini dinleriz. Şimdi mesela yanlış bir fetva verdi. Nedir o? Özal'a atılmayacak. Hoca da yasaklı. Baraj konmuş. Zaten de yasaklı, giremiyor. Dedi ki millete boşa atın. Şimdi Mahmut Efendi bunu bir cenazede yakaladı. Çekti kenara. Dedi ki bu fetvan yanlış. Burada yani görüşün yanlış. Bu memlekette bir seçim yapılıyor. Ve burada bizi yönetecek insanlar seçilecek. Şimdi Özal var. Sen Özal'ı beğenmeyebilirsin. Ben de beğenmeyebilirim bazı yönlerini. Fakat boşa atmak, dört mezhep müftüsü Ali Haydar Efendi, Mahmut Efendi'nin şeyhi, dört padişahın huzur hocasıydı. Dört padişahın, Sultanahmet'ten beri. 120 yaşında, Emir Sarraç Hoca'nın da hocası, hepsinin hocası. Ali Haydar Efendi demiş ki, boşa atan en kötüyü atmış olur. Şimdi bu bir fetva mı fetva? Mecelli de bunu söylüyor, Ehvenişer diye bir şey var. Şimdi Erbakan Hoca diyor ki, boşa atın. Mahmut Efendi dedi ona, bu yanlış. Bunun üzerine baktık ki millet Erbakan Hoca'yı dinliyor, boşa atacak. Mahmut Efendi bana dedi ki, Özal'a atılması için efendim şey yap, duyuru yap dedi. Ben bu sefer senelerin milli görüşçüsü, onların başının gözünün adamıyken vay Özalcı diye adımı bir çıkarttılar, küt aşağı beni. Saadet, yani o şimdiki Saadet kafası işte. Mahmut Efendi eski milli görüşçüler.